Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine SSD'lere dönüyoruz. Evet. Levent abi, biz daha önce bu konuyu yaptık. SSD SanDisk'te inceledik. Hiç ilk İnceledik. defa yapmıyoruz ama bu bölümün bir özelliği var. Bu sefer bize gelenler tam bir canavar. Şimdi şöyle söyleyeyim. SSD'deki en büyük problem hız değildi aslında. Hatta öyle ki bugün sen eğer SATA altyapın yoksa en hızlı diski alıyorsun, kapasitesini kullanamıyorsun bile. Yani bilgisayarın ne kadarsa o kadar Evet. çalışıyor. Esas problem kapasiteydi. Şimdi 2002'nin son dönemlerinde artık bunu da aşmaya ufak ufak başlandı. Hatta 1 GB'ı 1 doların altına indi disklerin, kapasitelerin. Ama bir de tabii ki bunun getirisi kapasitelerin artması. 240 GB ve 480 GB abi. Evet. Yani bu Biz rakamlar neydi? Hayaldi bunlar. SanDisk'in Ultra ve Extreme serisinden 120 GB'lık Evet. modelleri incelemiştik. İşte yılın son günlerinde elimize 240 ve 480 geldi. Bunlar Extreme ikisi de. Ultra Evet. değil bunlar. Extreme. En güncel SSD'leri SanDisk'in Şimdi Türkiye'de de var. şöyle, biz ikimiz de SSD kullanıyoruz. Kendi sistemlerimizde ne yapıyoruz? Onu Evet. Windows'a atıyoruz, onu Windows Tabii. içine. Hani bir iki tane de sık kullandığımız program nedir? Photoshop atıyorum. Tabii. Koyuyorsun, tamam, zaten doluyor. Biraz da boş bırakmak gerekiyor acil durumlar için. Tabii. Ama esas sorun laptopa atarsan başlıyor. Çünkü orada mesela mobil kullanan insanlar var. Bir de laptopu işten eve, evden işe, Evet. bir şey istasyon gibi kullanan var. İstasyon gibi kullanan harici disk de kullanıyor. Sorun yok. Ama sürekli yanında Mobil taşıyan, yaşayan. mobil yaşayan, sürekli oraya buraya uçan insanlar bazı arşivlerini yanlarına almak zorundalar. Ya da oyun bilgisayarına takıyor hızlı olsun diye. Bir oyun Tabii tabii. 20 GB. Orada kapasiteyi arttırman gerekiyor. İşte bu ikisi tam bu ihtiyacı cevap Tabii. veren ister. Ya şimdi masaüstü kullanımda zaten biz her zaman bir SSD ve bir tane mekanik disk, Doğru. eski diyoruz artık o zaman, mekanik disk kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü SSD'ye sisteme uygulamaları kuracaksın. Ha, internetten film çektin 8 GB ya da oyun, işte artık oyunu illaki illegal indirmek Tabii gerekmiyor. canım. Yasal olarak da indirebiliyorsun. 12 GB, 16 GB oyunlar var. Ya onu SSD'de tutmak mantıklı değil. Ona işte yine sen bir tane 1 TB, 2 TB diskini koyacaksın. O oyunun ISO dosyası orada duracak. Evet. Ama tabii laptopta dediğin gibi bu şans yok. Tek disk. Büyük disk gerekiyor. Büyük SSD gerekiyor. 100 480 2,5 inç, Evet. söyleyeceğini unutma. 2,5 inç formatlı disklerde 480, işte 500, tabii burada üreticiye göre değişiyor ya. Evet. Mesela bu SSD'lerin içinde SandForce kontrolcüleri var. SF2281. SandForce bir miktar aslında, mesela 480 GB olarak elinde tuttun 512 GB. Ama onun bir kısmını ayırıyor işte Gidiyor. kendine. Hem cache'lemek için, hem hatalı sektör olursa oraya yönlendirip kapasiteyi korumak için saklıyor. 480 GB olarak sunuluyor piyasaya. Kimi üretici 510 ayrı cache şey oluyor onun üzerinde. SRAM, DDR RAM cache oluyor. O yüzden o 512 diye sürüyor kimi üretici. Anladım. Bu kullanılan kontrolcüye göre değişen mimarinin özelliği. Gayet iyi işte, 512 GB, 480 GB bu SSD'ler günümüzün. Evet, gerçeği. Ama tabii şu var, senin elindeki şu anda gösterdiğim işte bu SanDisk Extreme'lerde, bu kapasitelerde gigabaytı 1 liraya daha Gelmez. inmedi. Bunların hala gigabaytı 2 dolar Evet. civarı. Çünkü bunlar Extreme serisi. Evet, ekstrem Birazdan ses. konuşacağız şimdi. Biraz istersen girelim cihazların Evet, özelliklerine. 240 ve 480 GB. 480. Formatladığın zaman 480 GB'lık 447 GB sunuyor sana. 240 olan da 223 GB boş gözüküyor. Windows'a takıp sıfır Evet. formatladın mı? Bir kere onu baştan söyleyelim. Bunların içinde işte SandForce'un bu SF2281 kontrolcüsü var. Flash bellek yongalarıysa SanDisk'in kendi üretimi 24 nanometre. O ilk SanDisk'te üretildi. İşte MLC toggle flash deniyor bunlara. Yani o senkron asenkron Evet. konusunu SanDisk SSD bölümünün en başında konuşmuştuk ya. İşte bunlar senkron. Yani senkronda neydi? Bilgisayar belleğindeki DDR mantığı gibi. Bir saat vuruşunda iki işlem yapılıyor. Yani en temelinde nedir? Kontrolcüyle depolama yongaları arasındaki veri yolu genişliği iki katı. DDR olayından ötürü iki katı.
iyi bir şey. Tabii. Bir kenara atarsak bu senkron olması ya da işte toggle olması iyi bir şey. İçinde 32 GB'lık bellek yongaları var. Hı. Hani 8 tane 240'lıkta, öbüründe 16 evet. tane. Bir de işte kontrolcü var zaten. SSD'yi bundan oluşturuyor. Güç tüketimi için SanDisk rakamlar vermiş. Bunların güç tüketimi o kadar az ki bizim cihazlarımızda ölçmek mümkün değil. O komplan PC'yi ölçüyor. 480 GB model en fazla 2.2 watt çekiyor. Ama normalde ortalamada 0.6 watt çekiyor. Yani 2.2 watt peak, zirve. 240 GB olansa 1.9 watt çekiyor en fazla. O da 0.6 watt ortalama kullanımı. Hiçbir şey değil yani. Gayet düşük. SATA 6 gigabit saniye bunlar. Yani SATA 3 diye bilinen evet. standartta. Ama bir önceki hani SATA 2 diye bilinen 3 gigabitlik ya da normal SATA diye bilinen 1.5 gigabitlik bağlantılarla hiç sorunsuz çalışıyor. Evet, onu... Çünkü bu çok soruluyor. Tabii. Yok şey aramanıza gerek yok. Hani çoğu laptopta şu anda SATA 3 yok. SATA 2 yani 3 gigabitlik bağlantılar var ama takıyorsun çalışıyor. Ne bir ayar gerekiyor ne bir özel bir şey gerekiyor. Onu kafaya takmasınlar. Kimi üreticilerde şey var o kafaya karıştırıyor. Kimi üreticilerde SATA 2 versiyonu var aynı SSD'nin. Aslında o şeyden kaynaklanıyor. Daha yavaş yonga kullanılıyor. Zaten SATA 2 ya adam saniyede 300 MB'ı geçemeyecek ya. O yüzden 600 MB'lik yonga koymaya, şey disk üretmeye ne gerek var? O yüzden SATA 2 onlar aslında. Hı hı. Yani uyumsuz olduğundan değil, kısacası kafaya takmasınlar. Her SATA cihaza bunu bağlarlar, çalışır. Trim desteği var. Ha, trim desteğinde de şunu söyleyelim, bu okuyucumuzdan geldi bilgisi. Macintosh'ta Apple'ın kendi SSD'sini almazsan trim çalışmıyor. Evet. Ek yazılım almak gerekiyor. Onu söyleyelim. Ya ben de trim arandım. En sonunda bir tane buldum. Trim enabler diye. Çalışıyor. Yani var. Bir şey yapmana gerek yok. Aç diyorsun, açıyor. Kameleon mu ne diye bir şey var. O da öyle be, ücretsiz. Ama tabii bu programların hepsi şey diyor. Bak karışmayız hani bir şey olur. Çünkü diskle tabii. araya girdikleri için. Ama açtı mı açıyor. PC'de Windows 7, Windows 8 bir sorun yok. Ahci modunu açacaklar anakarttan. Trim sorunsuz çalışıyor bunlarda. Şimdi gelelim performansa. Çünkü evet. herkes onları bekliyor. Şimdi önce SanDisk'in kendi belirttiği değerler. 480 GB için SanDisk diyor ki saniyede 540 MB okur, 460 MB yazar. Sıralı yani koskoca devasa bir dosyayı okuyup yazarken. Rastgele küçük küçük lokmalar halinde okuyup yazarken de orada tabii veri miktarı değil de işlem sayısı öne çıkıyor. IOPS denen işte giriş çıkış işlemi saniyede. Diyor ki rastgele böyle okuma yazmalarda 44 bin işlem yapar saniyede okuma. 46 bin de yazma işlemi yapar deniyor. Bu 480 için. 240'a gelelim. 240'ın rakamları daha yüksek. Yine SanDisk'in rakamlarına göre 240 550 MB okuyor. 520 MB yazıyor sıralı okumada. Random işlemlerde de işlem sayısı 39 bin okuyor. Bu şeyden düşük, 480'den düşük. Ama 83 bin yazıyor. İki katı neredeyse evet, 480'in. Şimdi bunun tabii hemen bunu bir araştırmak gerekti. Şu yorum yapılmış uzmanları tarafından. SandForce'un bu kontrolcüsü büyük SSD'de çok başarılı değil deniyor. 240 tam ideali. 240 da o yüzden deli performans veriyor ama 540'a çıktığında işte rastgele performansı artacağını azalıyor. Yani 240 daha hızlı. Hı hı. Ama bunlar SanDisk'in rakamlarıydı. Bir de benim ölçtüğüm rakamlar var. Şimdi bir kere şunu ön bilgi olarak belirtelim Murat. SSD'lerde üreticinin söylediği rakamları senin görmen çok zor. Çünkü üretici her zaman ideal tabii. testi yapıyor. Yani şöyle adam kullandığı işte SandForce, IndieLynx, Marvel kontrolcüyü biliyor. Ve o kontrolcünün nelerde güçlü olduğunu biliyor. O şekilde test ediyor. Sen buna dikkat etmedin mi o rakamları göremiyorsun.
Ben bu cihazlarda biraz kafaya taktım. Hani ben bu rakamları nasıl elde edeceğim diye uğraştım. Şu gerçekle karşılaşıyorsun. SandForce kontrolcüleri veriyi sıkıştırıp yazıyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla eğer ona sıkıştırabileceği bir veri verirsen, hı-hı, yazma coşuyor. Hızı okuma etkilenmiyor, yazma da coşuyor. Fakat sıkıştıramayacağı bir veri verirsen, mesela? Yani şöyle söyleyeyim, MP3 dosyası verdin, o zaten sıkışmış. Çok az daha sıkışabilir. O zaman işte SanDisk'in öngördüğü rakamı göremiyorsun. Hemen ben elde ettiğim rakamı söyleyeyim. SanDisk 480 GB için. SanDisk diyor ki saniyede 540 MB sıralı okur. Benim testimde şu Crystalmark'ta 500 MB'ı, 502 MB falan gördüm. Atto diye bir test daha var ya, daha ilkel bir şey. Atto'da 540 gördüm. Yani SanDisk'in rakamını onayladık. 500-540 o farkı ben çok dikkate almıyorum. Bilgisayardan bilgisayara, tabii canım. IDE kontrolcüden, yani SATA kontrolcüden kontrolcüye de değişiyor. Yazmaya gelelim. Şimdi yazmada ben ilk testi yaptım. SanDisk diyor ki 460 MB. Ben test ettim 250 MB. Bir gariplik var. Sonra tabii birazcık kafa yorunca ortaya çıktı. Sıkıştırılamaz. Dediğim gibi MP3 kaydediyorsun sürekli. Sıkıştırılamaz veri yazınca işte SandForce onu sıkıştıramadığı için 200 saniyede 250 MB'a kadar düşüyor yazması. Fakat sıkıştırılabilir datayı verdin. Yani HTML sayfalarını veriyorsun. Düz text yazı veriyorsun. 440 MB'a anında fırlıyor. SanDisk'te zaten 460 diyordu. 460-440 tuttu. Aynı şekilde Atto'nun mantığı biraz daha garip olduğundan Atto'da 520 MB yazma hızına çıkıyor. O şey iş dizisinin derinliğiyle alakalı. Yani sıralı okuma ve yazmada 480 GB'da SanDisk'in rakamlarını onayladık. İşlem sayısına bakalım. O da Murat sıkıştırılabilir veriyle okumada 54 bin saniyede 54 bin işte IOPS gördüm. SanDisk 44 bin diyordu. Tamam geçiyoruz, onayladık, hatta geçtik. Sıkıştırılabilir şeyde bilgide saniyede 50 bin işlem yaptı yazmada. SanDisk 46 bin diyordu. Geçti. Sıkıştırılamaz da 23 bin yaptı. Yarıya iniyor. Tamam. Demek ki SanDisk'in rakamları sıkıştırılabilir veriye göre evet. Demiş rakamlar. Sıkıştırılabilir veri kullandığın sürece testte SanDisk'in rakamlarını onaylayabiliyorsun. Bu söylediğin sonuç aslında SandForce kullanan her markanın tabii, ürünü için tabii. Geçerli. O bir kontrolcünün mimarisi evet. Sonucu. 240'ı söyleyelim. 240'ın rakamları daha heyecan hı-hı. Verici. Hatırlayalım işte SanDisk diyordu ki 550 MB okur. Ben 512 MB elde ettim. Atto'da 556 MB elde ettim. Tamam onayladık yani SanDisk'in tamam. Okuma hızını. Yazmadaysa SanDisk diyor 520 MB yazarım saniyede. Ben veriyi sıkıştırarak 505 MB yazdım. Sıkıştırma olmayınca 283 yazdım. Yani yine yarıya indi. Atto'da da 530 MB'ı gördüm. SanDisk 520 diyordu, tekrar hatırlatayım. Bu rakamlar onaylandı. İşlem sayısında da son olarak Murat, SanDisk'in kendisi okumada 39 bin. Hani 40 bin diyordu. Evet. Biz ona 1000 torpil yaptık. Ben 57 bin gördüm. Güzel. Benim verilerim dünyadaki testlerle de uyuşuyor. Yani SanDisk'in öngördüğünden biraz daha iyi rakamlar çıkması normal. Yazmadaysa işlem sayısı olarak SanDisk 83 bin diyor. Ben sıkıştırılabilir veriyle tam olarak 83 bin gördüm. Tam birebir. Sıkıştırılamayanla 58 bin gördüm. Yani şeye göre 480'e göre performans düşüşü var ama daha az daha 240'da. Sonuçta özellikle 240 MB'da 500 MB okumada yazmada 500 MB'ın üstünü görüyorsun. Testlerde yüzün gülüyor. İşlem sayısı olarak da bu 83 bin saniyede 83 bin yazma muhteşem bir rakam. Neredeyse 100 bini bulacak. Yani. Şey olması da güzel, hani sıkıştırılabilir dataya, sıkıştırılamaz dataya açınca 58 bine düşüyor. Tamam, öbürü daha çok düşüyordu. Gayet güzel. Şimdi burada şu sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz defalarca tekrar ettik. İzleyenlerin de kafası çorba olmuştur. Ama son olarak kapatırken şu yorumu yapayım Murat. Bak okumayı bir kere ilgilendirmiyor. Okuma performansı ortada. Gayet güzel.
HD Tune'da bu rakamları yakalayamıyorsun ama o programdan kaynaklanıyor, dert değil. Murat, bu sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz. Yani gerçek hayatta uğraştığımız veriler ne hepsi sıkıştırılabilir ne hepsi sıkıştırılamaz. Öyle. İkisiyle de uğraşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla bunun ortalaması gibi düşüneceksin. Öyle, doğru. Yani çünkü hiçbir zaman hayatta şimdi bu test, benim sıkıştırılamaz datayla yaptığım test, gerçek hayatta olmayacak kadar kötümser bir test. Çünkü hiçbir zaman gerçek hayatta öyle random sayı dizileriyle uğraşmazsın. Dolayısıyla o rakamlar çok kötümser. SanDisk'in kendi rakamları da benim de sıkıştırılabilir datayla elde ettiğim rakamlar da çok iyimser. Hiçbir zaman öyle bütün 0-0'dan oluşan 5 GB'lık veri paketi gelmez önüne. Ortalama arasını düşüneceksin. Ne yazık ki şu andaki test araçları hard disklere göre planlandığı için Murat, SSD için yapılmadığı için işte bu arasını tam şey yapamıyoruz. Simüle edemiyoruz. Bize şey lazım. SSD için yazılmış özel bir program. Özel araç lazım. Amatör bir program çıktı. Extreme Systems forumundan bir yazıyor bir arkadaş. Onda şey var. İşte database'i simüle edeyim ya da işte şeyi ne bileyim normal işte oyunu taklit edeyim falan ama daha tabii gelişiyor. Uygulama daha hazır değil tam kullanıma bence. O tür uygulamalar artsın, yüzümüz gülecek. Evet. Ama sonuçta SanDisk kutusunda performans yazmamış fakat sitesindeki rakamları karşılıyor. Ha, en acı kısmı mı söyleyelim şimdi? Evet, fiyat. Murat, bunlar şimdi 120 GB'larda gerçekten 120 GB'ı 100 dolarlı rakamlara alıyorsun. İndi. Yani 100 dolarlı dediğim 100 doların başlarında. Başlarında. 190 dolar değil yani. Tabii canım. Şimdi bu modeller biraz daha pahalı. 240 GB'ın fiyatı, ben Tekno Fiyat'tan bakıyorum, 2013'ün sonu itibariyle 500 lira. KDV'de 500 liraya buldum. 480 GB'ı 1100 liraya buldum. Yani gigabaytı 2 liraya, hemen hemen 2 liraya geliyor. Şu anda fiyatlar böyle. Ben 240'ı, yani şimdi burada ofise getirdik bunları, 480'i her gören alıp böyle ufaktan uzamaya çalışıyor. Ama 240, hani alacak olanlar illa ki bana bu hacim lazım demiyorlarsa, 240 daha performanslı, fiyatı da yarıdan daha düşük, 500 lira alınır yani. Ama abi bunu da 480'i de alırsan SSD'in var, yerim dar, sorunun bitmiş oluyor. İşte yarım terabayt SSD'in oluyor. Evet. Performans da deli gibi. Valla şu aralar alınabilecek üst ligdeki SSD'ler bu SSD'ler. Yani SanDisk'in bu Extreme'leri, bir de yine zaten aynı kontrolcüyü kullananlar. SanDisk kendi yongasını kullanıyor. Başkaları daha 32 nanometre yonga kullanıyor ama üst ligi SSD'lerin bu rakamlarda gayet zaten şeyi zorluyor Murat. 500 saniyede 540 MB okuma, 550 MB okuma diyoruz. SATA 6 attı, evet, şey, 6 gigabit zaten 600'de zirve yapıyor. Bunlar dibine dayanmıyor. Yani artık SATA teknolojisi tıkadı SSD'leri. Evet. Da bundan sonrası için ya RAID yetmiyor diyorsan RAID yapacaksın ya da ya SATA, yeni bir SATA şeyi bekleyeceksin ki ufukta yok şöyle öyle yok. Bir şey. SAS falan belki bilgisayarları eve gelir. Ya da biliyorsun bunların üstü şey PCI Express formatında SSD'ler var ya, makineye takıyorsun, slota takıyorsun. Bu da bana yetmiyor diye. Abi, ne o? Ev kullanıcısı için her işine yeter bunlar şu anki yazı. Artık bundan sonra kapasite, burada hiç bir sene boyunca, iki sene boyunca şunun performansı artmasın ama kapasite artsın, fiyatı düşsün. Tabii, başka tabii. Ne isteyeceğiz? Tabii. Aslında bir gün senle, biz Özkan'la SSD SanDisk bölümüne başlarken bir SSD sözlüğü gibi bir bölüm yapmıştık. Evet. Onu bir de 2013'te yenileyelim. Çünkü mesela bu IOPS dediğimiz saniyede işlem sayısı, ben işte 83 bin dedim, 53 bin dedim, bir sürü rakam söyledim, kafaları karıştırdım ya. Onlar aslında daha çok sunucuyu ilgilendiriyor. Tabii, evet. Çünkü sen evde, senin diskin genelde bir iş yapar. Oyun der, yani Battlefield 3 oynuyorsundur. Oyun der ki şu grafiği oku. Şu grafiği, şu sonucu, skoru yaz. Murat öldü yine. Şeyi yaz. Macit'te karşı. Puanları yaz. Sunucuda ama aynı anda 1000 kişi oynuyor. Ya. Sunucudaysa diske diyor mu sunucu? 1000 kişinin skorunu yaz. İşte o işler diziliyor sıraya. Bu saniyede 83 bin işlem falan orada anlam ifade ediyor. Bizim
normal kullanımımızda biraz abartıyorum tabii arka planda olan ya, şeyler var ama bizde genelde saniyede bir işlem. Tek tek yapılıyor her şey. Çok dağıtmayalım konuyu. Şu sardisklerdeki NCQ vardı ya, yine komutları evet. sıralama falan. O da mesela evde çok bir şey anlamı ifade etmez. Sunucu evet. da ifade eder. Doğru. O yüzden bu IOPS'a falan çok takılmasınlar. Okuma yazma rakamları ortada. Şey hani saniyede 500 megabaytları gördük. Ben hala birazcık şeyim. Vay be. halindeyim. 240 yeni 120'leşme yolunda gidiyor demek. Şu an standart ya 120 evet. GB 128'de. Evet, evet. Bu da yakın zaten. 2013'te bu muhtemelen standart olacak. Buna daha var. Bu biraz özel bir ürün çünkü. Tabii tabii. İşte 640'lar da zannedersem var kimi firmada ya da çıkacak. 1 terabaytı zaten görürüz. 1 terabayt halen var da 3,5 inç. Onları da göreceğiz önümüzdeki sene. Hızlarda ama hızlarda işte SATA sınırladığı için dursun abi. SATA 9 gigabit falan diye bir şey çıkmadığı sürece bu 550 megabaytları pek geçmeyi beklemiyor. Hepimize yeter abi. Tabii canım ya 100 hard disklerimiz şu anda 100 megabaytlarda hala konuşuyoruz. 550 megabayta geldik yani şımarıklık yapmayalım. Yani 200 yazma hızı 250 megabayta düştü diye düştü diyoruz. aynı zamanda şunu da söyleyeyim trim falan çalışıyor. Hani alırlarsa eğer SanDisk'in sitesinden SanDisk Toolkit, SSD Toolkit'le firmware update'i yapsınlar. Bunlar kutusundan genelde 2.1 firmware ile çıkıyor. Fakat daha yenisi var. Hı hı. Uygulasınlar, öyle kullanmaya başlasınlar. Windows'tan direkt yapıyorsun, o sana bir USB disk yaptırtıyor falan filan. Çok kolay güncellemesi. Hı. Önce güncellemeyi yapsınlar, sonra kullanmaya başlasınlar. Tamam. Sonra çünkü risk alabilirler. Doğru söylüyorsun, evet. Artık o zaman bir sonraki SanDisk programında görüşmek artık üzere. Artık SSD üzerine de bu kadar konuşulur. Yani, her şeyi söyledik. Başka ürünlerde evet. buluşalım tekrar.